Efendim hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Cuma sohbetleri programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da muhterem hocamız Necmettin Nursaçan bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Cumanız efendim. Mübarek olsun hocam. Allah razı olsun. Nasılsınız efendim? Hocam? Çok şükür, hamdolsun. Siz de iyisiniz inşallah. Hamdolsun hocam, Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin Amin. İnşallah. Amin cümleye efendim. Dualarımızın da icabet saatine denk geldiği bir gün olur bu mübarek gün. Çünkü özel bir vakit var değil mi hocam bildiğim kadarıyla? Doğru, icabet saati. İcabet saati var doğru. Cuma gününde. Evet. Çok değerli stüdyo konuklarımız var. Geçtiğimiz haftalarda misafirimiz olmuşlardı kendileri. Mehmet Akif Ersoy, Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy çok programlı Anadolu Lisesi hocam. Birkaç hafta önce yine misafirimizdi kendileri. Okul müdürümüz Fahri Karadağlı bizlerle. Fahri Bey'le tekrar kısa bir sohbet yapalım. Görüşmeyin. Nasılsınız hocam? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Hayırlı cumalar diliyorum. Hayırlı cumalar. Amin efendim. Bütün İslam alemine, ülkemize, Türkiye'mize. Biz Arnavutköy'den geldik. Mehmet Akif Ersoy çok programlı Anadolu Lisesi'nden geldik. Öğrencilerimizle. Ayağınıza sağlık. Öğretmenlerimizle. Bu ikinci gelişleri kendilerinin. Evet. Zeynep burada mı? Zeynep. Evet, çok güzel şiir. Bir de Şehriban mı vardı? Evet. Muhterem Necmettin Nursaçan hocamızdan dua almaya geldik. Hayır duası almaya geldik. Kendileri bize buraya kabul ettiği için, misafir ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. İnşallah devamı da gelir. İnşallah efendim. Hocamıza teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimizden buradayız. Ve bilgilerinden istifade etmek istiyoruz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Evet, teşekkür ederim. Serdar hocamla da konuşalım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Branşınız? Din, kültür, ahlak bilgisi öğretmeniyim. Mehmet evet. Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde. Biz ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürütmüş olduğu okul cami projesi kapsamı dahilinde hocamızı ziyaret etmeye geldik. Sağ olun efendim. Bizim düşüncemiz öğrencilerimiz doğru zamanda doğru yerde olmalı. Doğru yerlerinde işte camiler bu gibi güzel programlar olduğuna inanıyoruz. Ve bunun için çıktık yola. Ben tekrar isteğimizi kabul ettiğiniz için kanalınıza da çalışanlarınıza da çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hayırlı cumalar. Hayırlı sağ olun hocam. Programlar. Size bir sorum var benim. Muhsin Bey, ben de bir şey söyleyeyim. Doğrusu hocam. Müdür bey ve öğretmen arkadaşlarımız, öğrencilerimiz kutlu bir aile gibi geldiler bana. Yani öğretmenler hocam öğrencilerimiz için dua et dediklerini duyuyorum. Öğrenciler öğretmenlerine candan sevgi duyuyorlar. Tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz etsin efendim. Serdar hocam, benim bir sorum var şimdi. Buyurun. Din, kültür ve ahlak dersi. Evet. Giriyorsunuz mutlaka da müfredata bağlı olarak dersleri işliyorsunuz ama öğrencilerin özellikle din kültürü dersinde farklı sorular oluyor mu size? Mesela hocama sorulan sorulara benzer sorular, merak ettikleri konular oluyor mu size sordukları? Şöyle düşünüyorum ben en farklı sorular bizim branşta geliyor din. Çünkü çocukların çevreden çok fazla duydukları var, aileden gelen soruları var, internetten duydukları güncel sorular var. Yani şöyle bir şey, biz müfredata bağlı kalmaya çalışsak zaten çok hızlı bir şekilde işleriz. Ama biz ağırlıklı olarak da hani bu işin ne olduğunu, nasıl olması gerektiğini, işte Efendimizin hayatı nasıldı ve biz nasıl olmalıyız, her şeyden önemlisi. Hani doğru davranış nasıl olmalı? Biz bunu öğretmeye çalışıyoruz. Yani bilgi dediğimiz her zaman her yerden edinilebilir ama doğru davranış nasıl olmalı? Nasıl yapmalıyız? Anladım. Biz biraz bunun peşindeyiz. Anladım. Peki zorluyorlar mı sizi? Bazen zorluyorlar. Zorladıkları oluyor. Çok böyle uç sorular geliyor mu? Uç sorular geliyor. Bir de bazı öğrencilerimiz internetten çok detaylı bir şekilde araştırarak geliyor. Hem soru sormaları bizi de geliştiriyor. Çünkü hocam çok daha iyi bilir. Din kültürü alanı, din alanı çok geniş. Hani mezhepleriyle geniş, savaşlarıyla geniş, Efendimizin hayatıyla çok çok geniş. Onun için ben keyif alarak yapıyorum mesleğimi. Meslek olarak da görmüyorum. Burada öğrencilerimize bir nevi abilik yapıyoruz. Onun için de buralardayız. Allah kolaylıklar versin çok hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Evet.
Peki, ilerleyen dakikalarda yine şiir de alacağız hocam. Doğru efendim, inşallah. Öğrenci kardeşimizden birisinin sesi çok güzelmiş, ilahi okuyacakmış. Kimdir o? Arkada, en arkada. Furkan mıydı? Yakup. Sevgili Yakup da ilahi okuyacakmış. Çok güzel. Evet, telefonlarla da sizler, sevgili izleyenler, sorularınızı iletebilirsiniz. 0212 alan kodu ile 300-04-04, 300-06-06. Bugün peki biz hocamıza hangi soruları soracağız? Şöyle bir soru var. Müşrikler niçin Kur'an'ı dinlemeyin kararı almışlardı Efendimiz zamanında? Böyle bir soru var hocam, bunu soracağım. Onun dışında ölenler arkalarından yapılacak hangi şeylerden faydalanırlar sorusu var. Kabir azabı var mıdır? Kabir azabının hikmeti nedir diye soracağız. Hazreti Osman radıyallahu anh kabir ziyaretinde ağlarmış hocam. Evet efendim. Neden ağlarmış Hazreti Osman? Bunu da öğrenmek istiyoruz sizden. Hazreti Ömer teravih namazını camide kıldırmaya başlayınca Hazreti Ali ne demişti? Aralarında nasıl bir diyalog geçti? Bunu öğrenmek istiyoruz. Ve bir de Mısır Fatihi Amr bin As'ın vasiyeti neydi? Vaktimiz kalırsa bu soruları hocamıza soracağız. Bir telefonumuz var, müsaade buyursanız. Yine Instagram'dan, Muhsin Bay hesabından sorularınızı iletebilirsiniz. Kanal 7 Facebook hesabından şu anda da takip edebilirsiniz. Sorularınızı iletebilirsiniz. Orada da canlı yayındayız. Ve Twitter'da da etiketimiz hocama sorum. İlk telefonumuzu alalım. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun efendim. Buyurun. Allah razı olsun sizin de. Sağ olun, buyurun. Normalde hocam hani ortada bir mal varlığı yok. Örnek vereyim işte vadeli para veriyorlar. Para çalıştırma diyorlar buna. Ortada bir masa yok ama diyorlar ki ben bu masayı aldım sana verdim. Sen aldın aldım ben de verdim. Örnek veriyorum 50 bin liraya ayda 4 bin lira, 3 bin lira vadis diyorlar. Bir alışveriş yaptık sayıyorlar onu. Evet. Bu da gündemde çok yoğun hocam. Bu bizler de esnaf olarak borçlarımız var. Alıyoruz. Eskiden eş dost döviz alırdık, döviz verirdik. Evet. Altın borç alırdık, altın verirdik. Ama şimdi vadeli veriyorlar ama ortada hiçbir mal varlığı yok. Bir alışveriş yok. Misal yapıyorlar onu. Bu da dinimizce helal diyorlar. Ticaret diyorlar. Bu doğru mu? Bu helal mi? Evet, böyle bir şey duydunuz evet hocam. Yani bu tam doğrusu kavrayamadım. Ben de duyamadım. Şey anlayamadım daha doğrusu. Yani duymamıştım böyle bir şeyi. Siz ticaretle herhalde meşgulsünüz. Yok, ben esnaf eşiyim. Esnafız tamam. Biz. Ha, evet. Ya yani eşiniz mal alıp satıyor diyelim. Yok, mal satıyor. Almıyor. Evet. Özür dilerim. Mal almıyor. Borç istiyor. Tamam, borç ama istiyor. Ama şimdi eskisi gibi borç vermiyorlar. Tamam. Vadeli para veriyorlar. Vadeli para veriyor. Evet hocam, şöyle diyorlar ona da ortada bir tarla yok. Hani bunu dinimize caiz yapmak içinmiş bu. Ben ona bir tarla yapmış oluyormuşum. O da onun karşılığında bana para veriyor. Yok, yanlış. Sonra da bu paranın aylık vadesini istiyor benden. Tamam, onun faizini alacak. Peki bu durumda helal mi oluyormuş yani bu anlattıklarınızdan sonra? Evet, Allah Allah. Anlattıklarına göre dinimizce bu ticarete yani, giriyormuş. Yani ortada olmayan bir varlık var. Bir mal aynen var, bir ürün var, bir eşya var. Atıyorum ortada telefon yok ama diyorlar ki işte varsayalım bu telefonun fiyatı ne kadar? 2000 lira diyelim. 2000 lira bir telefonu ortaya koyuyorlar. Aslında yok. Sonra da diyorlar ki bu telefonu aldın benden. Tamam. Aldın mı aldım. Sattın mı sattın. Tamam. 3 ay sonra da bunun faizini alıyor sizden, öyle mi? Evet. O 2000 liranın örnek vereyim. 4 lira o 2000 liraya benden her ay vaat ediyor. Yani ortaya hayali bir eşya, hayali bir ürün koyarak bunu caiz duruma mı getiriyorlar? Böyle bir şey mi? Aynen. Duymadım aynen. Evet. Bu aynen yanlış efendim. Dinimizde yani ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel isim vel udvan. İyilik ve hayır üzere yardımlaşın, kötülük ve şer üzere yardımlaşmayın. Bu var ama faizi kesinlikle Rabbimiz haram kılmış. Bu tamamen faizdir bu yani. Buna helal demek, normal demek, meşru demek mümkün değildir. Yani faizden de Rabbimiz şiddetle kaçınmamızı söylüyor.
her günah için bir ceza belirleniyor ama faiz için fe'zenu biharbin minallahi ve rasulih. Allah ve elçisinden buyurun savaşa. Yani faiz ateştir, yakar, faiz yıkar. Yani faiz ne akrabalık kor, ne dostluk kor. Yani ve çalışmaya, ticareti de kesat vuruyor bu iş. Öyle ki yani adamın parası var. Ticaret nedir? Kara, zarara ihtimali olan şeydir. Ama faiz öyle değil. Ben elimi sıcak suya, soğuk suya koymam. Param çalışır. Paramın karşılığında ben faizimi alırım. İşte bu haramdır. Bu ne dostluk koyuyor, ne de yardımlaşma bırakıyor. Yardımlaşmayı toplumda da ortadan kaldırıyor. Tabii şimdi ya. Bu tür durumlar olunca demek ki yardımlaşma da engelleniyor. Yani benim öteden beri tecrübem Muhsin Bey, yani böyle faizle alışveriş yapan adam katiyen borç vermez, ödünç vermez. Yardım da etmez. Fazla yardım. Şimdi düşünür ya, şu kadar parayı ben buraya veriyor mu? Hayır diye veriyorum. Bu bana ne getirecek? Sevabı da düşünmüyor artık o. İyisi mi ben faize vereyim? Faize verirsem şu kadar zamanda şu kadar bana kar getirir. Kar değil tabii. Haramın ta kendisidir o. Evet. Hocam ya, bu anlattıklarınız doğru değil diyor. Yapılan ya, sonuç efendim itibariyle doğru. Yanlış. Zaten evet. Faiz haram bir kere. Öyle o kadar. Buna kılıf uydurmak da uygun değil. Tabii. Kılıf uyduruldu bile zaten faiz. Ya, adı değiştiriliyor haram. Bilmem evet. Filan. Yoksa evet. Faizin ta kendisi. Evet. Var mı başka sorunuz? Allah razı olsun. Hocama çok çok teşekkür ederim. Hocam bu tür şeyleri gündemimize taşırsak çok iyi olur. Çünkü bu tür şeyler çok evi yıkıyor. Doğru. Çok kişi iflas ediyor. Ben ilk defa duydum böyle bir şeyi. Sizden ya, ilk defa duydum. Doğru. Çok kişi iflas ediyor ya. Evet. Öteki aynen, o faiz. Çok zorlanan kişi. Çünkü birinden alıyoruz. Ve bu dost dediğimiz kişiler. Benim bir arazim var. Onu benden teminat olarak alıyor. Ama benim arazimin aylık o kadar geliri yok. 100 bin liraya benden 6 bin lira, 8 bin lira vade alıyor. Evet, evet. Öyle ya. derken tabii insanlar altında kalarak eziliyoruz bunun. Ve bu gündemde çok yoğun hocam. Bu hiç gündeme de getirilmediği için ve bunu yapanlar da güya dinimizce caiz deyip bunu ortalığa yayan kişiler var. Evet efendim. İlginç. Ticaret doğru, adı altında. Allah razı olsun. Cümlemizden teşekkür efendim. Teşekkür ediyoruz çok aradığınız helal için. Helal ve bol rızıklar ihsan etsin Rabbimiz. Ekrana taşıdığınız için evet, ben ilk defa duymuş oldum. Hocam da zaten gereken cevabı doğru verdi. Hayırlı cumalar diliyorum size. Evet. Bereketli günler diliyoruz esnafımıza. Doğru efendim. Ticaretle iştigal edenlere. Bir telefon daha alacağız. Sonra öğrenci arkadaşlarımızın sorularına geçelim. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar diliyorum. Cumanız mübarek olsun. Duyabiliyor musunuz beni? Erzurum, hatta mısınız? Alo. Hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Hayırlı buyurun cumalar. Buyurun efendim. Sağ olun. Hocama bir sorum olacaktı. Elbette. Benim. Ben öğretmenim. Evet. Bir katılım bankasından maaş alıyoruz. Bize 3 senede bir, 4 senede bir anlaşma karşılığı promosyon parası veriyorlar. Evet. Bu promosyon parasını almalı mıyız, almamalı mıyız? Faiz haram diyorlar, almayın evet soruşturduğumuzda. Bazıları da diyor ki hani alın, sonuçta o bankanın size bir hediyesi. Bir kısmı da diyor ki alın ama hayır için harcayın. Yine bazıları da diyor ki hayır olmaz o parayla. Hani alalım mı, almayalım mı, nasıl bir yol izlemeliyiz bu konuda? Alabiliriz. Hocam bizi aydınlatırsanız sevinirim. Alabiliriz, kullanabiliriz. Faiz değil ama içimize eğer şüphe veriyor, kuşku veriyorsa evet, bir ihtiyaç sahibine ama bir hayra veririz. Kullanabiliriz. Kendimiz de. Kendimiz hocam kullanırsak bir... Yok, faizdir diye düşünmek doğru değil. Evet. Alıp kullanabilirsiniz diyor tabii hocam. Fakat diyelim ki hassassınız bu konuda. Evet. Diyelim ki rahatsız oluyorsunuz.
Evet. Bu sefer de bir ihtiyaç sahibi. İhtiyaç sahibi için de kullanabilirsiniz. Tabii. Ama diyor kullanmanıza bir mahsuru yok diyor hocam. Evet efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar hayırlı cumalar. Teşekkürler. Hayırlı cumalar. Bir telefon daha alalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı cumalar. Buyurun efendim. Gaziantep arıyor. Selam olsun Gaziantep'e. Hayırlı cumalar. Buyurun. Hayırlı cumalar hocam. Benim bir yakınım karısını boşadı. Evet. Yani dini nikahını boş ol boş ol dedi. Evet. Ondan bir hafta önce de başka bir bayanla imam nikahı kıydı. Şu anda boşadığı eşiyle de aynı evde kalıyor. Bir sakıncası var mı? Şimdi bunlar resmi olarak evli değiller mi? Resmi evli. Evli. Ama imam nikahını resmen iki kişinin yanında boşadı. Boş ol, boş ol dedi. Ondan önce de sen benden bittin diye 3 defa 4 defa söylemiş yani bittin diye. Yani bahsettiğiniz şahıs eşini dini olarak boşadı ama resmiyette evet. Evli. Evet. Resmiyette evli. Sonra gidip bir başkasıyla dini nikah mı kıydı? Evet. O şahıs da bunu kabul etti öyle mi? Evli olduğu halde. Evet. Karşıdaki bayan kabul etti. Evli olduğunu biliyor mu peki? Evet biliyordu. 4 tane de çocuğu var. Diğerinin de 7 tane çocuğu var. Hanımefendinin, yeni evlendiği hanımefendinin? 7 tane çocuğu var başka bir adamdan. Ayrılmışlar. Evet. Evet. Biraz evet. Karışık hocam durum. Şimdi bir çift var. Eşi diyor ki boş ol, boş ol, boş ol diyor. Seni dini olarak boşadım diyor. Aynı evde kalıyorlar. Sonra gidiyor bu adam başka bir kadından dini nikah kıyıyor. Fakat bu arada güya dini nikah ile boşadığı eşiyle de aynı evde kalıyor. Resmiyette acaba, de evli. Acaba o boşadım dediği hanımla boş olmuş mudurlar? Onu da kesin bilmiyoruz. Onu da bilmiyoruz. Onu bir soru da şu. Peki bilmiyorum. Niye bunlar boşanmıyorlar resmi olarak? Madem sıkıntı var, sorun var. Niye boşamıyor? Hocam 4 tane çocuğu olduğu için... O yüzden yani. İyi de şimdi boşanmak hocam hep söyler. Çok ciddi bir durum. Yani aynı madem dini olarak boşadı diyelim. Şartları da bilmiyoruz ama evet. Diyelim ki boşadı. Aynı çatı altında yaşayabilirler mi hocam boşadığı yani, kadınla? Yani eğer öyleyse tabii beraber olamazlar. Olamazlar. Ama acaba boşadı mı? Onu kesin bilmiyoruz. Biraz önce yahut da bir başka sohbetimizde de aynen böyle rastlamıştı ya. Bu hayati bir meseledir. Hayati bir mesele olunca bir vebale girmek istemiyorum. Yani bir müftümüzün huzuruna gitmeli, enine boyuna bu işi anlatmalı. Çünkü cümleye göre hüküm değişecektir. Şimdi Cümlenin hocam şöyle bir durum var burada. Şöyle bir aldatmaca var esasen. Benim kafam o takılıyor. Şimdi resmi olarak boşamıyor. Evet. Gerekçe olarak da diyor ki 4 tane çocuk var. Evet. Bunu söyleyen adam mı? Adam mı diyor 4 tane çocuk var? Yok. Kadın yani. Karşıdaki kadın. Ben çocuklarımın babasının büyümesini istemiyorum diye. Tamam. Resmi olarak boşamıyor ama dini olarak boşuyor. Çocuklar var diye boşamıyor. O zaman o ayrı bir sıkıntı. Evet. Dinen boş olunca resmen devam etmek nasıl olacak? Sıkıntı olur tabii. Dinen boş olursa resmen nasıl devam edecekler? O da ayrı bir sıkıntı. Fakat ben dinen boş oldular mı, olmadılar mı? Oradasınız. O konuda kesin kanaatim yok. Evet. O yüzden bir müftümüze gitmelidirler ve bu işi aydınlığa kavuşturmalıdırlar. Yani hangi şartlarda boş ol dedi, ne demek istedi, ne zaman dedi, nasıl dedi. Bu şimdi ekranı çok meşgul ederiz. Evet. Ve bir de yani doktora insan bizzat kendi gitmeli değil mi? Emmimin oğlunun karnı ağrıyor desem doktor hüküm koyamaz yani. Doğru haklısınız. Teşhis edemez yani. Haklısınız. Bizzat kendisi doktorun huzurunda olmalı. Şimdi sual soran kardeşimiz de bu işin sahibi değil. Evet. Başkası adına başkası soruyor. Başkası adına soruyor. Evet efendim. Ama sıkıntılı bir konu. Sıkıntılı bir mesele. O yüzden bir müftümüzle görüşmelerinde. Evet yani bizzat kimse evet. O şahıslar onlar gitsinler müftümüzden doğru. Anlatsınlar olayı. Doğru. Ona göre de mutlaka bir cevap alırlar doğru diyor efendim. Hocam. Peki var mı başka sorunuz? Hocam bir sorun daha var. Benim kızım 12 yaşında. Evet. Sürekli şu evlilik programlarına bakıyor. Ben evet. De onun sakıncalı olduğunu ve insanın yolunu şaşırtacağını söylüyorum.
ama bakarak, yani bakmıyor, sadece oradaki sözlerin kendini etkilediğini, güldürü anlamında etkilediğini söylüyor. Evet. Ben de ondan kızıyorum yani, aldatmaca ve insanın beyni yıkanıyor, hani günaha giriyoruz. Hani kimin eli kimin cebinde misali oluyor diye. Evet. Ben uyarıyorum ama beni dinlemiyor. Kaç yaşında kızınız? 13. 13 yaşında, evet. Vallahi anne olarak konuyu ne güzel tasvir etti. Benden çok iyi tasvir etti. Konuyu anlamış vaziyettedir. Kızımız annesini dinlemeli. Rabbimiz niye? Yani kendisine itaatın hemen arkasında ana babaya itaatı söylüyor. Daha 13 yaşında kızımız. Farkına varmadan Kur'an'da bir Lokman suresinin bir ayeti. Bi gayri ilmin. Farkına varmadan sapma oluyor işte. Öyle oluyor yani. O yüzden annesi konuyu çok güzel kavramış vaziyettedir. Kızımızın annesini dinlemesine ilaç gibi ihtiyaç var. Peki, teşekkür ediyoruz. Gaziantep'e selamlar. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Mikrofonu evet uzatalım öğrenci arkadaşlarımıza. Önden başlayalım. Önden. Evet. Buyurun. İsminiz? Hocam hayırlı cumalar. Benim bir sorum olacaktı hocam. İsim neydi? Fatma. Sevgili Fatma hoş geldin. Hoş bulduk. Önce bir tanıyalım. Okulunu tekrar söyle söyledik ama. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'ndeyim. Arnavutköy. Arnavutköy. Evet. Kaçıncı sınıf? 10. sınıf öğrencisiyim. 10. sınıf öğrencisi. Evet. Dersler nasıl? Güzel. Güzel mi? Evet. Evet. Hocam neden birden fazla mezhep var? Neden bu mezhepler hak mezhep olarak kabul edilmiştir? Neden birden fazla mezhep var? Bu mezhepler... Neden hak mezhep olarak kabul edilmiştir? Evet, hanım kızımız, yani asıl olan, siz bunları okudunuz herhalde, kitap, sünnet, icma, kıyas. Deliller bu, dinimizde deliller bu. Şimdi bir mezhep imamı ayet-i kerimeden, bu ayetten şunu anlıyor, şu hadisten bunu anlıyor, biraz farklılıklar oluyor. Onların hepsi de doğru ama hepsinin doğru olmasında da bizim faydamız oluyor. Adeta şuradaki eczaneye varıyorum. Oradan aradığımı bulamadıysam şimdi şu eczaneye bakıyorum. Bu eczanede ihtiyacıma cevap veriyor. Öyleyse onu kullanıyorum. Yani bu mezhepler birbirine düşman değil. Seninki yanlış ya. Senin öyle dememişler. Birbirine hep saygı göstermişler. Bu mezhep imamları, Allah onlardan razı olsun, yani bize pilavı pişirmişler, kaşığı da dikmişler, buyur sen ye demişler. O mezhepler olmasa yeniden abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır, zekat nasıl verilir, hac nasıl yapılır? Çok emek vermemiz gerekiyor. O mübarek insanlar bizi hazırlamışlar. Haccın adabı budur, sünnetleri budur, şu şekilde yapılır. Ama aralarında bazı nüans farkları vardır. Ama efendim hepsinin birleştiği nokta nedir? Kitap, sünnet, icma, kıyas. Bunlar aralarında da bir ayrılık, birbirlerine hele düşmanlık hiç yok. Şafii bir imamın arkasında diğer mezhep mensupları kılar. Hanefi bir imamın arkasında diğer mezhep mensupları namazlarını kılarlar. Hiçbir ayrılık, gayrılık yoktur. Hatta ihtilaf-ı ümmeti rahme, ümmetimin bu ayrılığında fayda vardır. Şimdi bakın basit bir misal vereyim. Şimdi Şafii mezhebine göre bir hanım bir erkeğe eli dokunsa abdesti bozulur. Evet. Bugünkü şartlarda bakın tavaf yaparken kadına dokunmamaya imkan yok. Kalabalık. Öyleyse Şafiiler tavaf yapamaz. Öyle diyelim mi? Yok, buna bir çare bulalım. Onlar işte Hanefi'den istifade ediyorlar. Hanefi'de onun zararı olmuyor. Öyleyse burada bir zaruret var. Şafiiler, Hanefiler. Peki Hanefiler de Şafiilerden istifade eder mi? Şimdi mesela bir hadis-i şerif var. 90 kilometre öteye yanında mahremi olmadan bir hanım gidemez. Peki öyleyse... Hanefi mezhebinde. Hanefi'de böyle. Evet.
yanında mahremi olmadık bir kadın hacca gidemez. İstanbul'a, İstanbul'dan Kırşehir'e gidemez. Yanında mahremi yoksa. İyi ama kızı göndereceğiz. Yani orada Kırşehir Üniversitesi'nin katında Ahi Evran'ı kızı oraya göndereceğiz. Yok diye göndermeyelim mi? İşte Şafii'den faydalanalım. Şafii'den istifade edelim. Yani bak birbirinden faydalanıyorlar da. Şimdi süt kardeşliği Hanefi'ye göre bir kadından bir çocuk bir defa emse, henüz iki yaşına varmamışken emse, o çocuk o kadının evladı olur. Diğer evlatları diyelim üç tane süt annesi, çocuğu vardı. Şimdi bu dördüncü oldu o kadından emmesiyle. Bir defa emse. Bir defa emse. Hanefi'ye göre evet. Bilahare de ya diyelim ki bu kızla evlilik olacak bilmem filan. Bu şimdi Hanefi'ye göre hiç adım atamaz olduk. Şafii diyor ki yok beş defa olmalı bu iş. Beş defa emmeli diyor. Evet o zaman iyi o zaman bak oradan istifade etti. Hmm. Yani birbirinin demek ki ama her mezhebin kolayını alayım. Yok onun adına telfik deniliyor. O uygun değil, o caiz değil. Ama böyle zaruret hallerinde bir mezhebin mensubu diğer mezhep mensubundan faydalanır. Allah razı olsun. Faydalanır. Evet teşekkür efendim. Evet. Hocam, seni tanıyalım. Benim ismim Eda Nur. Hayırlı Eda, cumalar. Sağ ol. Hocam kötü rüya görünce ne yapmalıyız? Eda kötü rüya görünce ne yapmalıyız diye sordum. Kötü rüya görünce sevgili Eda'mız bunu kimseye söylememeliyiz. Yani eyvah bugünlerde bir olumsuzlukla karşılaşacağım diye bunalıma düşmemeliyiz. Psikolojik bakımdan kendimizi rahatsız etmemeliyiz. Pu pu deyip işi bitirmeliyiz. Sol tarafımıza böyle pu pu deyip işi bitirmeliyiz. Başkasına da anlatmamalıyız. Teşekkür ederim hocam. Sağ ol. Hayırlı cumalar. Hocam adım Serap. Hoş geldin Serap sevgili Hanım. Serap. Müzik dinlemek haram mıdır? Müzik dinlemek haram mıdır diye sordu. Müzik çok dinliyorsun herhalde. Dinliyorum. Sevgili Serap, şöyle özetleyelim. Yani bizde ilahi, bedi'i, dini, duygu uyandıran müziği dinlemek haram değildir. Ama bizde şehvet uyandırıyor. Haramı helal gibi gösteriyor. Bizi haramlara yönlendirmek istiyor. Bunlar da elbette helal değildir. O yani. Zaman demek ki müziğin içeriği önemli hocam. Hayır, işte o kadar. İçeriği. Müziğin içeriği önemli. Tabii. İlahi içeriği. Bir şeyler dinleyebiliriz. Nasıl? İlahi gibi. Hayır, müzik de dinleyebilirsin tabii, diyor hocam. Ya. Yani şayet bu olumsuzluklara seni yönlendirmiyorsa o dinlediğin eser, müzik eseri dinleyebilirsin diyor. Teşekkürler. Peki devam edelim. Senin ismin nedir? Neslihan. Neslihan, sevgili Neslihan hoş geldin. Sen kaçın sınıfsın? Sağ olun efendim. 10. sınıf. 10. sınıf, buyur. Evet. Hocam tilavet secdesi ne zaman nasıl yapılır? Tilavet secdesi ne zaman nasıl yapılır? Peki sen ne biliyorsun tilavet secdesi hakkında? Bir bilgin var mı tilavet secdesi ile ilgili? Hayır, merak ettiğim için zaten. Tamam, çok güzel. Peki. Sevgili kızımız, şimdi Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde tilavet secdesi ayetleri vardır. O ayetleri okuyunca veya dinleyince secde yapmamız vacip olur. Yani ve sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. 14 tilavet secdesi ayetini okuyan, secdeleri yapan kişi ne dilerse müstecap olur buyuruyor. Yani nasıl yaparım? Diyelim ki sen şurada Kur'an-ı Kerim okuyordun. Tilavet secdesi ayetini de okudum. Ben de duydum. Hem sana hem bana tilavet secdesi yapmak vacip bir kulluk görevi oldu. Ne yapmamız lazım? İcabında ben şöyle geçerim öne imam olup, siz de cemaat olup beraberce Allahu Ekber diye niyet ettim ya Rabbi senin rızan için tilavet secdesi yapmaya, hiç rükuya filan varmadan ayaktan Allahu Ekber diye secdeye giderim. Secdede üç defa Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala deyip Allahu Ekber diyerek ayağa kalkarım. Bunun adı tilavet secdesi. Peki hocam,
tilavet, secde, secde ayetlerini biz bilmiyoruz diyelim. Kur'an-ı Kerim okundu ama ya, tilavet secdesi ayetleri olduğunu farkında değiliz. Vebali olur mu bunun bize? O zaman sorumlu olmayız. Evet. Sorumlu olmayız ama okuyorsam kendim Kur'an-ı Kerim okurken hemen kenarında secde diye de yazar. Yani evet, secde ayetini okuyorsun diye öyle bir uyarı vardır. Teşekkür ederim. Ya, demek ki 14 tane Kur'an-ı Kerim'de kitabımızda 14 tane secde yani ayeti bunları var. Gelin bilelim. Hatta bizim memlekette imamlarımız çok defa namazda okumuyorlar bu ayetleri. Secde ayetleri. Secde ayetleri. Okurlarsa da yani tam okuduğu kıraatin sonuna getiriyor ki tilavet secdesi yapmayayım diye. O yüzden bizim insanlarımız da görmediğinden Suudi Arabistan'da bu çok yapılıyor. Tilavet Hocam secdesi. Onu bir anlayalım. Şimdi diyelim namaz kılıyoruz. Ben imamım diyelim. Namaz siz kıldırıyorum. Imamsın, okudum. Okuduktan sonra evet, o ayeti okuduktan sonra 3 ayet daha okuyacaksanız bu sefer ayaktayken secdeye gidiyorsunuz. Ha, yani ayaktayken secdeye gidiyorum. Rükûa gitmiyorum. Ha, rükûa gitmiyorum. Direkt secdeye gidiyorum. Secdeye gidiyorsunuz. O ayet okuyunca. Evet. Secdeyi yapıp tekrar kalkıyorsunuz. Hmm. Öteki ayetleri okumaya devam ediyorsunuz. Şimdi bizim halkımız bunu görmediği için çok defa ben şunu duydum. Hoca, bugün Kabe'nin imamı şaşırdı diyor. İmam şaşırmadı. Biz öğretmedik yani. İmam, imam doğrusunu yaptı. Secde ayeti okudu. İmam şimdi secde ayetini okuduğu için kıyamdan secdeye gitti. Bizimki de onu görmediğinden şaşırdı. İmam hocam diyor ya hocam. Evet. O kıyamdan yani ayaktayken secdeye gitti diyor. Sonra da kalktı düzeltti diyor ya. Öyle değil yani. Evet. Öyle değil. Bizde görülmediği için böyle olur sanılıyor. Öyle değil. Yani kıyamdan namazda da secde ayetini okuyabilirim. Başka zamanda okuyabilirim. Yani iyi ki sordu kızımız, iyi ki sordu. Yani dinleyicilerimiz de bilsinler bunu. O anda hemen yapmak daha evla. O anda yapmadıysam başka zaman yapmalıyım. Hocam bizde de camilerde hocalarımızın okuması ve bunu öğretmesi uygun olmaz mı? Elbette. O ben çok, mesela bugüne kadar rastlamadım oluyor. Hiç. Muhsin Bey çok defa da oluyor. Diyelim ki camide mukabele okunuyor. Secde ayeti geçti. Mukabele okuyan zat secde ayeti geçti diyerek halkı ayağa kaldırıp secde yaptıklarını ben çok evet, gördüm yani. Peki kimde mikrofon? Devam edeceğiz. Tamam, sende kalsın mikrofon. Kısa bir aramız var. Reklamlardan sonra birlikteyiz. Evet, yeniden birlikteyiz. Cuma sohbetleri devam ediyor sevgili izleyenler. Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy çok programlı Anadolu Lisesi öğrencileri bizlerle. Mikrofon kimde kaldı? Tamam, sende kaldı. İsim neydi? Enes hocam. Enes, bir dakikanı alacağım, olur mu? Telefonumuz varmış, çok beklemiş reklamlarda. Önce telefonumuzu alalım, sonra Enes'e dönelim. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Ben Konya'dan arıyorum. Buyurun. 32 yıllık evliyim. Evet. Ben halamın oğluyla evliyim. Annem ablamla birlikte eşimi emzirmiş. Süt kardeşi oluyor muyuz? Birinci sorum bu. İkinci sorum da ben 17 yıldır evde huzursuzluk yaşıyorum eşimle birlikte. Bu süt kardeşliği nedeniyle olabilir mi? Eşim sürekli içki içiyor. Eve hiç ayrı yok. Çocuğumun biri evden çıktı gitti. Askerliğini bitirdikten sonra evden çıkıp gitti. Şimdi 18 yaşında bir oğlum daha var. Bu sefer de onunla benimle uğraşıp duruyor. İçip duruyor. Ben ne yapabilirim? Hocam da ben çare arıyorum. Evet. Şimdi evet, konuyu iyice öğrenelim Muhsin Bey. Şimdi kim kimi emdi? Şimdi halamın oğluyla evliyim diyor. Halasının oğluyla evet, evli. Evet. Şimdi eşiniz... Evet. Eşiniz? Ha. Evet. Eşim annemi emmiş. Ve ablamı mı dediniz bir de? Evet, birlikte. Evet, ablamla birlikte emmiş. Yani ablamla birlikte eşim. Ya, evet. Yani ablanızla süt kardeşi. Yani oluyoruz şimdi, mu, olmuyoruz şimdi, mu? Bak şimdi hanımefendinin annesini eşi emmiş. Değil mi?
Evet. Eşi emmiş. Şimdi annesinin kaç çocuğu vardı? Kaç tane çocuğu vardı annesinin? Dokuz kardeşiz. Dokuz kardeş. Şimdi eşiyle birlikte 10 oldular. Eşiyle birlikte 10 oldular. Yani 10 tane kardeş oldu bunlar. Ama evlenmişler. Bunlar biriyle evlenemezler işte. Peki hocam biraz evvel siz... Babamız zoruyla evlendik. Bir şey ben soracağım. Ben evlenmek istemedim ama babamız zoruyla. Tamam, tekrar sizin konuya dönelim de biraz evvel hocam mezheplerle ilgili örnek verirken... Tabii. Hanefi mezhebinde bir kere emmesi yeterli olur. Şafii mezhebinde en az 5 defa emmesi gerekir dedi. Şimdi böyle bir soru sorulur mu hocam hanımefendiye? Yani şimdi bir kere evlenmişler. Şu kadar yıl geçmiş. Hanefi'ye göre derhal sen sağ ben selamet olması gerekir. Ama acaba işte bulunduğu yerde ki müftümüze, bunlara da bugün hep müftüye gönderiyoruz, gitmesi lazım. Acaba kaç defa emdi, nasıl emdi, o kadarını da bilmiyoruz. Kaç yaşında emdi? Evet, kaç yaşındaydı? Yani şimdiki eşi hanımefendinin annesinden emerken eşi kaç yaşındaydı? Ve kaç defa emdi? Bir sefere mahsus emdirmiş. Bir sefer. İşte o yüzden bak Şafii de çare bulabilir. Herhalde öyle. Bu yani yolunuza devam demek mümkün size. Yani Şafii mezhebine göre yolumuza devam denilebilir. Yani Hanefi mezhebinde biraz evvel hocam anlattı ya onu takip edebildiğinizi bilmiyorum. Bir defa emince süt kardeşliği meydana geliyor. Ama Şafii mezhebinde en az 5 defa emmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla sizin durumunuzda da o yüzden ayırmak doğru değil. Evet. Yani ayırmak doğru değil. Böyle bir çözüm var, böyle bir çare var. Öyleyse ondan bir istifade yollarına devam ama... Değerli seyircilerimiz, bakın işin farkı ciddi bu. Kur'an'ın emridir bu yani. O yüzden yani süt meselesinde süt hısımlığına dikkat etmeli. Yani hiçbir mahsuru yokmuş gibi düşünmemeli, olmamalı. Yani dikkatli olmalı yani. Evet. Bir de sorusu acaba... Annem uyardı ama babam dinlemedi. Hatta bana bir yumruk vurarak kabul edeceksin dedi. Zorla evlendirdiler beni. Biz de çok huzursuzuz. Ondan dolayı olabilir mi hocam? Yok, çocuğum var. Gel ondan dolayı deme. Siz normal inşallah yuvanız devam edecek. Ama değerli eşiniz aklını başına almalı. Bu hayat geçici. Yaptıklarımızdan Allah'a karşı sorumlu olacağız. Yani bir hayır öğüt dinlemeli bu eşiniz. Dinlemiyor aklını hocam, başına almalı. Dinler neyi dinler? Yarın burada secde etmeyen cehennemde eder ama bade harabil basra bir faide bahşeder mi heyhat vaktinde edilmeyen nedamet. Evet hocam, biliyorum ben kendim 5 vakit namazımdayım sürekli, yani dua ediyorum hanım kardeşim. Gel bak, çok rahatsız görüyorum seni, öyle etme. Sen benim imtihanım da bu adamdır. Herhalde bu adam yoluyla ya Rabbi rızana ereceğim, cennetini kazanacağım. Gel böyle düşün ve bu adamı da bu bunalımdan kurtarmak yine senin elinde olabilir. Yani hayat arkadaşı etmiş kader sizi. Bu da bir ananın babanın evladı. Müslüman oğlu Müslüman. Ama bir, var bir şey var işte, dalalet var. Yani şeytanla, nefisle ahbaplık kurmuş. O yüzden... Peki hocam, ben bu süt kardeşliği nedeniyle ayrılmam gerekiyor mu? İşte bir çare var. Çare ne? Şu yaşa geldiniz. Allah bu kadar evlat verdi. Yani Hanefi'ye göre ayrılmak gerekiyor ama Şafii'ye göre bir çözüm var. Hanefi eczanesinde bulamadık. Ama Şafii eczanesinde bulduk. Öyleyse Hanefiyiz bu... Hanefiyiz hocam. Biz Hanefiyiz. Şimdi Hanefisiniz ama zaruri... Hocam bunu izah edeceğiz evvel. Zaruri durumlarda tabii, istifade zaruri edebiliriz. Şafii mezhebine tabi olabiliriz zaruri durumlarda diyor hocam. Yani öyle. Sizin de şu anda bir zaruri söz konusu. Var. Evlat üç var. Evlat dolayısıyla var. Eğer dediğiniz gibiyse rahat olun diyor hocam. Evet. Doğru mu hocam? Öyle. Evet. Yani üçten fazlaysa o zaman mecbur ayrılmak gerekir. Evet. Ama bir defa emmiş, madem hani Şafii'de çare var,
Yani bizim işimiz yuva yapmaktır, yuva yıkmak değildir. Evet. Ayırmak değil, birleştirmektir. Evet efendim. Peki. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Hayırlı cumalar. Sonya selamlar, hayırlı cumalar. Instagram'dan bir soru var. Hamilelikte çocuk özürlü olursa veya herhangi bir hastalığı olursa onu aldırabilir miyiz? Bu konuda eşimle çok tartışıyoruz. O çocuğu aldırmak istiyor. Ben de istemiyorum. Bunun dini vebali nedir hocam? Efendim yani şimdi şöyle misal vereyim. Hayatta olan bir çocuğumuz var. Ya bu çocuk ikide bir hastalanıyor. Ya şunu vurup öldürelim, işi bitirelim ya. Öyle diyebilir miyiz? Hayatta bir çocuğumuz var. Durmadan hastalanıyor. İşimiz, gücümüz onun hastalığını takip. Ya bu çocuk bizi çok rahatsız ediyor ya. Vurup öldürelim bu çocuğu. Yo böyle diyemeyiz ya. Allah Allah, insafımız var, vicdanımız var. Böyle yapamayız, böyle edemeyiz. Ana rahminde dünyaya gelmek üzere olan çocuğa bunu nasıl diyorum? Yapma, bana kıyma, bana makası uzatma diyemiyor, bunu diyemiyor. Buna nasıl kıyıyorum? Buna nasıl kıyar? Öyle benim imtihanım bu. Evet. Bu çocuk böyle dünyaya gelecek, ben de buna katlanacağım demek durumundayız yani. Ama bir çaresi var. Nedir o? Doktorlar diyor ki bu doğum olursa ananın hayati tehlikesi söz konusu. Böyle diyorlarsa o zaman asılı kurtarırız, kökü kurtarırız, dal gider. Yani annenin hayatı tehlikedeyse alınabilir o çocuk. Nedeniyle çocuk alınabilir. Evet. Aksi takdirde dokunur. O gelecek, evet, dünyaya. Evet. Gelecek ve biz de ona katlanacağız. Benim, evet, de imtihanım budur ya Rabbi diyeceğiz. Bu durumda doktorların ne söyleyeceği önemli. Öyle. Evet. Tabii. Peki mikrofon sende kalmıştı. Hayırlı Hoş cumalar geldin. Hocam. Senin ismin nedir? Hayırlı cumalar. Enes hocam. Enes buyur. Benim bir sorum olacak. Şifalar suya mı okunur? Şifa ayetleri suya şifa mı okunur? Şifa ayetleri suya mı okunur diyorsun? Efendim bakın, hastalandık. Allah cümleye afiyet versin. Önce doktora gideriz. Tıbbi tedavi çarelerini ararız. Ondan sonra da Allah'ın ayetlerini okuruz. Özellikle şifa ayetlerini okuruz. Ama bunları böyle bir suya okuyayım. Onu da için yok, böyle de bir şey yok. Biz o ayetleri amma kendimiz başkasına okuruz, amma kendi kendimize okuruz. Sonra ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifa fihi şifaun linnas ve yeşfi sudura kavmin müminin diye ayetler var. Bunlara şifa ayetleri diyoruz. Rabbimiz kelamında da şifa olduğunu söylüyor. Ama önce tıbbi tedavi. Tıbbi tedavinin yanında bunu da yapabiliriz Rabbimizin. Fakat bunu bir suya üfleyeyim. Yok böyle şeydi, yok. Buna gerek yok ya. Evet. Peki. Sevgili Zeynep'ten bir şiir alacağız. Hazırsa. Ama senin sorunu da alalım önce. Hadi bakalım. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam efendim. Hocam Kur'an-ı Kerim'in şifreleri var mıdır? Kur'an-ı Kerim'in şifreleri var mıdır? Efendim mesela bakın günümüzde kısaltmalar var değil mi? Mesela PTT, evet, Devlet Demir Yolları gibi kısaltmalar var. Kur'an'da da bakın Elif, La, Mim. Yani ne demek bu? Müfessirler ne diyorlar? Allahu alem bi müradi, bunun anlamını Rabbim bilir. Bazıları öyle diyor. Bazıları da diyor ki bu Allah ve Resulü arasında bir şifredir diyor. Elif Allah kelimesinin kısaltılmışı, Lam Cibril kelimesinin kısaltılmışı, Mim Muhammed kelimesinin kısaltılmışı. Böylece bu Kur'an Allah tarafından Cibril-i Emin vasıtasıyla Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gönderilmiştir anlamını taşır diyor. Böyle ayetler vardır efendim. Razı olsun hocam. Sağ olun. Evet. Zeynep seni bekleteceğiz. Yakup'tan ilahi alacakmışız. Tamam mı? Gel bakalım Yakup.
Sevgili Yakup, hoş geldin. Gel hocamın yanına geç. Hoş geldin. Sevgili Yakup, gel bakayım. Mikrofon canım. Nerede? Mikrofonu da alayım ben, diğer mikrofonu. Ver bakayım. Evet. Yakup, seni de bir tanıyalım. Mehmet Akif Ersoy. Evet. Evet. 10B elektrik okuyorum. Elektrik okuyorsun. Evet. Çok güzel. Maşallah. Çok iyi. Aferin. Nasıl dersler? Allah'a şükür. Güzel. 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 Evet. Hedefin ne peki? Hedefim şu anlık bilmiyorum. Bilmiyorsun yani. Hocam bilmiyorum diyor. Geç öğreniyorlar. Evet. Hedef koymamış şu anda ama koyacak. Düşünüyor. Hedefleri çok da. Evet. Acaba hangisi olsun diye düşünüyor. Evet. Madem elektrik okuyor bu sahada, bakın iş adamlarımız çok büyük meblağlar ödeyerek makineler alıyorlar. Ya bunlar hiç olmazsa bu konuda bir tahsil, eğitim görüyorlar. Hiç bu işi anlamayan el ayak yordamı ile adama emanet ediyor. Adam da işte sınama, deneme ile bu işi öğreniyor. Ya kendi zarar görüyor ya makineye zarar veriyor. O yüzden bu tip elemana çok ihtiyacı oluyor. İş hayatında bizim başarılı olmamız lazım. Başarılı olmak için de bilgili adama, bu ara eleman dedikleri bu elemana da çok ihtiyaç var ya. Evet. Nerelisin Yakup? Erzurum. Erzurumlusun. Peki, ilahi okuyacaksın. Evet. Ne okuyacaksın? Bilal-i Habeşi inşallah. Hazreti Bilal-i evet. Habeşi. Dinleyelim bakalım. Evet. Candan bağlıydı o Hak Resul'e, Bilal-i Habeşi garip bir köle. Öyküsü dolaşır dillerden dile, Bilal-i Habeşi o büyük insan. Yatırdılar onu kızgın kumlara, vücudunu boyadılar kanlara. Canım kurban Bilal gibi canlara, Bilal-i Habeşi o büyük insan. Canım kurban Bilal gibi canlara, Bilal-i Habeşi o büyük insan. Ebu Bekir satın aldı o canı, azat etti o yiğit kahramanı. Bilal-i Ehakke yeşil duydular, Bilal-i Habeşi o büyük insan. Yatırdılar onu kızgın kumlara, vücudunu boyadılar kanlara. Canım kurban Bilal gibi canlara, Bilal-i Habeşi o büyük insan. Canım kurban Bilal gibi canlara, Bilal-i Habeşi o büyük insan. Vura vura vücudunu soydular, üzerine büyük taşlar koydular. Bilal-i Ehakke eşin duydular, Bilal-i Habeşi o büyük insan. Vura vura vücudunu soydular, üzerine kızgın taşlar koydular. Bilal-i Ehakke eşin duydular, Bilal-i Habeşi o büyük insan. Bilal-i Ehakke eşin duydular, Bilal-i Habeşi o büyük insan. Maşallah. Allah razı olsun. Sesi güzel hocam maşallah. Ritim tabii ya, tutuyor. Tebrik ediyoruz. Ya tabii ya, Bilal-i Habeşi, Ümeyye bin Halef'in
çobanıydı. Çoban nereye yükselmiş ya? Yani o peygambere yakınlığı ile o Ümeyye bin Halef denilen adamlar, bak adı sanı yok şimdi. Buna çoban diye değer vermeyen insanlar bugün işte ilahiler okuyoruz. İlahiler de okunuyor. Ya. Ve bugün İslam dünyasının her tarafında Bilal adı biliniyor. Camilerin kubbelerinde adı yazıyor. Ezanlardan sonra onu tabii anıyoruz. Ya, tabii ya. Ruhuna fatihalar yolluyoruz ya. Ezandan sonra. Öyle efendim. Evet. Ha, iman, İslam demek ki zenci bir adamdı. Ama zenci adam bakın nasıl yücelmiş. O imanla, o peygambere yakınlıkla, peygamber sevgisiyle. Ama müthiş bir peygamber sevgisi vardı tabii. Yani ezanı, son bir ezan. Peygamberimiz vefat edince ben burada duramam dedi. Hazreti Ebu Bekir, Bilal nereye, beni burada bırakıp nereye gidiyorsun? Ebu Bekir, beni sen satın aldın, hürriyetime kavuşturdun. Eğer kendin için satın aldıysan sözüm yok. Allah için satın aldıysan bırak beni, ben gideceğim. Böyle diyene ne dedir Hazreti Ebu Bekir? Orayı bıraktı, Medine'yi bıraktı, Şam'a geldi. Ama bir gün rüyasında Efendimiz'i gördü. Bilal, ziyaretimize gelmez misin? Aa, durur mu Bilal? Kalktı geldi. Rica ettiler, yahu Bilal geldin ne olur bir ezan oku da Efendimiz'in zamanındaki günleri yad edelim. Peki demedi ama Efendimiz'in torunlarını kıramadı. Hazreti Hasan'la Hüseyin rica edince ezan okumamış olmadı ama ezan okumaya başladı ama eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bu arada Medine halkı coşkulu, aman bu ezan peygamberin zamanında okunurdu bu Bilal. Yoksa peygamber de mi geldi? Heyecanı ile millet dışarıya dökülüyor. Bilal boğazı düğümleniyor. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, devam edemiyor. Oradan öteye de yani Bilal'in de bağlılığı böyle. Yani Allah Resulüne böyle olan seyyec alulehumur rahman vudda. Allah gönüllere sevgi verir. Allah bir adamı sevdi mi sevdiriyor. Yani insanlar tarafından sevilmeyi arzu ediyorsak gelin kendimizi Allah'a sevdirelim. Bu cümlenin, sevgili öğrenciler, bu cümlenin altını çizelim. İnsanlar tarafından sevilmeyi arzu ediyorsak kendimizi Allah'a sevdirelim. Allah sevince seyyec'alü lehumur rahmanu vüdda. Allah gönüllere sevgi koyar buyuruyor. İnsanlar tarafından sevilmeyi arzu ediyorsak gelin Allah'a kendimizi sevdirelim. Ya. Günün sözü olsun ya, çok güzel hocam. Günün sözü olsun. Evet, peki kısa bir aramız var, reklamlardan sonra birlikte olacağız. Rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet, hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın, beni sağdı yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar, bu yüzden dargın bulutlar. Bir damla yağmur indirmiyor, kıtlık hüküm sürüyor beni sad yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde, sana aşık. Ayrılmıyor başucundan ve insanlar yağmur duasında. Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yeryüzünde bir gölgelik, seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde, sana meftun, sana kilitli ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip, kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun.
uğruna canımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Ebva'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenir miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebba'ya. Kaç gece anne diye hıçkırdım. Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun, güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme yar. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme yar. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel ey yar. Nur Dağı'na davet var. 40 yaşındasın, Hira Nur Dağı'ndasın. Cibril iniyor göklerden ve nokta nokta her yerden salat selam yükleniyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın. Sen Habibullah'sın. Sen Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin dişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyor. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arş-ı âlâ. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma-tü-Zehra. Velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen. Gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızın dişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı? Seni alemlere rahmet kılanı? Onlar deli diyorlardı sana, sen susuyordun.
Mecnun diyorlardı, şair diyorlardı, sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Semayı haşmet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı âlâ titriyordu. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu alaca atlarda. 125.000 sahabi, anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordun. Neccaroğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Neccaroğullarının kızları değil belki ama seni onlar da çok seviyorlar. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i âlâ duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizlerine vurarak "Görüyor musunuz? Ne kadar da güzel" demiştin. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun Resulallah. Onu bana ver." Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile? İstendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile? Peki dedin o zata ve sen yine yamalı eski cübbeni giymiştin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes ile paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti diye hüznü giyen sevgili. Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili. Bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çözdük. Beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın. Evet, Allah razı olsun. Aferin. Evet, sayısı sonsuz salat selam olsun inşallah. İnşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sevgili Dursun Ali Erzincanlı, hakikaten yüreğine sağlık, kalemine sağlık. Senin de yorumuna sağlık. Teşekkür ederim. Çok güzel okudun. Allah razı olsun. Evet, peki. Hocam? Efendim, tebrik ediyorum, dua ediyorum. Zeynep'imizi de, arkadaşlarını da. Yüce Rabbimiz iki cihanda aziz etsin. Peki, Zeynep yerini alalım. Bunu da alalım. Kaç dakikamız var? Soruya devam edelim mi? Konuya mı geçelim? Öğreneyim hocamdan. Öyle mi? Süremiz varmış. Kimde mikrofon? Hemen alalım sorunu. Hayırlı cumalar hocam. Mikrofonu yakın tutar mısın? Hayırlı tanıyalım cumalar. Seni. Hayırlı cumalar. Benim bir sorum olacaktı. İki bayram arası düğün yapılır mı? İki bayram arası düğün olur mu? Evet. Efendim, böyle bir şey halkımızın arasına yerleşmiş. Halbuki olur. Peygamber Efendimizin Ayşe annemizle evlenişi de
Şevval ayında olmuş. Şevval ayı ne zaman? Hangi ay? Ramazan'dan sonraki ayın adı Şevval ayı. Evet. Yani demek ki bizzat Efendimiz iki bayram arasında evlenmiştir. Öyleyse iki bayram arasında nikahta, evlenmede hiçbir sakınca yoktur. Evet. Hayırlı cumalar hocam. Sağ olun. Yavrum. Senin adın nedir? Adım Güllü. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Hocam, ölen kişinin kul hakkı nasıl ödenir? Ölen bir kimsenin kul hakkı nasıl ödenir diye soruyor. Şimdi ya varislerini biliyoruz ya da bilmiyoruz. Varislerini biliyorsak varislerine o kişinin hakkını götürüp vereceğiz. Varislerini bilmiyorsak o kişinin adına ama fakirlere, ihtiyaç sahiplerine ama bir hayra veriyoruz. Evet. Hocam, buna benzer başka bir soru da ben sorayım. Ölenler arkalarından yapılacak hangi şeylerden faydalanırlar? Muhsin Bey, arkasından yapacağımız tevbe ve istiğfar. Yani ölen kişilerin namına. Ya Rabbi affet. Ya Rabbi bağışla. Zaten cenaze namazını kılarken de bakın. Allahümme gfir li hayyina ve meyyitina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve insana. Ya Rabbi ölümüzü, dirimizi, kadınımızı, erkeğimizi, küçüğümüzü, büyüğümüzü, burada olanımızı, olmayanımızı bağışla. Ve hussahadel meyyiti bir ravhi ve rahati ve rıdvan. Özellikle şu cenazesi önümüzde duran kulunu rahmetinle, bağışınla diyoruz. Yani iki, namına, onun namına sadaka verebiliriz. Ölenin borcunu ödeyebiliriz. Onun borcunu. Mesela bakın, sevgili peygamberimiz bir cenaze geliyor. Bu zatın borcu var mıydı? Vardı. Ödeyecek karşılığı yoktu. Öyleyse namazını siz kıldırın buyuruyor. Bu da sahabeye dokunuyor. Ebu Katade diyor ki ya Resulallah, siz varken biz kıldırmayalım. Siz namazını kıldırın, ben borcuna kefilim diyor. Ben ödeyeceğim borcunu. Ben ödeyeceğim bunun borcunu. Peki, efendim kıldırıyor. Bir zaman sonra rastlıyor. Ebu Katade, ödedin mi o adamın borcunu? Ödedim ya Resulallah. El-an, beritte, ciltete adamın canını rahatlattın Ebu Katade. Adamın canını rahatlattın, iyi ettin Ebu Katade. Sonra Kur'an okuyup sevabını ölenlere bağışlayabiliriz. Yani diyelim ki ya köyümün okulunun bilgisayarları yok. O köyün okulunun bilgisayarlarını alıyorum babam namına. Caminin onarımını yapıyorum anam namına. Veya büsbütün camiyi anam namına yapıyorum. Veya okulu büsbütün babam namına yapıyorum gibi. Evet. Evet efendim. Onların ruhlarına bağışlayabiliriz diyorsunuz. Tabii efendim. Aynı zamanda biz de sevap kazanmış oluruz. Hem biz sevap kazanmış. Biz boş çıkarılır mıyız tabii? Evet. Öyle efendim. Peki hocam, kabir azabı soruluyor. Kabir azabı var mıdır? Hikmeti nedir kabir azabının? Kabir azabının hikmeti, Muhsin Bey, cennet, temizlerin yeri. Dünyada temizlenemeyen kabirde. Kabirde temizlenemeyen mahşerde. Mahşerde temizlenemeyen cehennemde. Ve ondan sonra cennete giriş. Hmm. Cennet temizlerin yeridir. Demek ki dünyada tevbesiyle temizlenecek. Musibetler geliyor icabında, yüreği yanıyor adamın, efendim müminin ayağına diken batsa günahlarının affına sebep olur buyuruyor sevgili peygamberimiz. Yani demek ki dünyada temizlenemeyen kabirde, kabir azabıyla, orada da temizlenemeyen mahşerde, mahşerde temizlenemeyen cehennemde, cehennemde temizlenen nihayet cennete temiz olarak girebiliyor. Kabir azabının sebebi ne? Kul haklarına tecavüz, gıybet etmek, nemmamlık, laf getirip götürmek, insanlar birbirine düşürmek
canlısızlara, canlılara merhametsiz davranmak. Bunlar kabir azabına. Efendimiz bakın bir mezarlıktan geçerken burada iki kişi azap görüyor. Azap sebepleri de pek fazla önemli bir şey değil. Birisi insanlar arasında laf getirir götürürdü. Diğeri de affedersiniz idrardan korunmazdı, sakınmazdı. Yani üzerine falan sıçrardı falan. Kabir azabı yok diyenlere de cevap bu Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi. Ya bakın Hazreti Osman Efendimiz bir kabir başına varınca sakalı ıslanacak kadar ağlıyor. Efendim cennetten cehennemden bahsediliyor ağlamıyorsunuz ama bir mezar başına gelince ağlıyorsunuz. Allah'ın Resulü şöyle söyledi diyor. Kabir ahiret yolculuğunun ilk durağıdır. Kabirde yakayı kurtaran öbür karakollarda da kurtaracak. Kabirde kurtaramayan öbür tarafta da kurtaramayacak. Ben onu düşünüyorum. Hazreti Osman gibi dünyadayken cennetle müjdelenen bir insan. Sonra bakın dualarına bakın. Hazreti Ömer Efendimiz malum teravih namazını camide kıldırmaya başladı. Hazreti Ali bundan pek memnun oldu. Nevverallahu kabre. Allah senin kabrini aydınlatsın Ömer dedi ya. Ne iyi ettin yani. Ne iyi ettin. Çünkü Efendimiz teravih namazını birkaç gün camide kıldırdı. Halk da pek memnun oldu. Ondan sonra kıldırmadı. Ne demek bu? Herkes ayrı ayrı kılsın. Eğer devam ederse farz olur. Farz olunca da yapmayanların azabı ağır olur. Rahmet peygamberi demek 3 gün kendi kıldırıyor. Ondan sonra herkes ayrı ayrı kılıyor. Efendimizin vefatından sonra farz olma ihtimali var mı? Artık vahiy kesildi. Hazreti Ömer böyle düşünüyor. Yok diyor, sahabe-i kiramdan birkaç kişiye görev veriyor. Siz teravih namazını imam olup kıldıracaksınız. Gürül gürül coşkuyla Mescid-i Nebevi'de teravih namazı kılınmaya başlayınca Hazreti Ali pek sevindi. Duası bu. Nevverallahu kabre. Allah Ömer senin kabrini aydınlatsın. Allah Allah. Ya. Hazreti Ali Efendimiz'in Ali duası. Efendimizin, Allah senin kabrini aydınlatsın. Allah senin kabrini aydınlatsın. Böyle diyor. Efendim Sa'd ibn-i Muaz Hazretleri bakın yani Efendimizin çok takdir ettiği bir insan. Sahabe-i kiramın ileri gelenlerindendir. Yani cenazesini taşırken münafıklar da katılıyorlar da ya ne kadar cansız adammış diyorlar. Efendimiz ne konuşuyorsunuz? Yeryüzüne ayak basmamış 70 bin melek onun cenazesini taşıyor. Allah Allah. Kabri kazılırken mis kokuları devriliyor böyle etrafa. Buna rağmen kabir önce onu da sıktı, sonra bıraktı. Efendimiz böyle buyuruyor yani. Evet. Ve duasında sevgili peygamberimiz ya Rabbi kabir azabından sana sığınırım diye dua Allah ettiğini Allah. Görüyoruz. Allah yani Resulü. Cenazesine 70 bin melek iniyor. Evet. Ama buna rağmen Peygamber Efendimiz kabir onu da sıktı. Kabir onu buyuruyor. Da sıktı sonra bıraktı. Allah Allah. Buyuruyor. Evet efendim. Yani kabir azabından korunmak için ne yapmalıyım? Yattığımda şöyle düşünmeliyim. Bugün sabahtan akşama kadar ne yaptım? Gönül kırdım mı? Kul hakkına tecavüz ettim mi? Onları düşünmeliyim. Ondan da tevbekar olmalıyım. İşte kabir azabından korunabilmek için de bu tedbirleri almalıyım. Hocam almalı. Biraz evvel saydığınız önemli olduğu için tekrar sorayım. Neler kabir azabına sebep olur? Onu tekrar. Kul haklarına tecavüz. Kul haklarına tecavüz 1. Kovuculuk yapmak 2. Laf götürüp getirmek. Evet. Evet. Canlılara merhametsiz davranmak. Evet. Bunlar kabir azabına sebep olan şeylerdir. Evet. Evet. Korunmak için de? Korunmak için de her gece uyumadan önce o gün yaptığım işleri gözümün önüne getirmeliyim. Kar zarar hesabı yapmalıyım. Yani, bir muhasebe, iç muhasebe. Ya, yani gönül kırmak, gönül yıkmak bana ne kadar kolay geliyor ya. He? Gönül çalabın tahtı.
çalap gönle baktı. İki cihan betbahtı, kim gönül yıkar ise. Kimseye baki değildir mülkü devlet simüzer. Bir harap olmuş, gönül tamir etmektir hüner. Yani gönül kırmayı meşrep, meslek haline getiriyoruz. Muhsin Bey çok defa, evet, evet. O kadar ucuz geliyor ki. Halbuki bunlar kabir azabına sebep olan şeylerdir. Allah ya. Korusun. Ya öyle. Evet efendim. Evet. Allah razı olsun hocam. Yavaş yavaş duaya geçeceğiz. Sorular vardı, kalan sorular var ama inşallah önümüzdeki haftalarda tekrar misafir olursanız hocam, yine misafir edersek sizi, o zaman soruları sorarsınız. Evet, Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy çok programlı Anadolu Lisesi. Bugün misafirimizdi. Okul müdürümüz Fahri Karadağlı. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ayağınıza sağlık. Yine hocamız Serdar Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Hocam da onlar için dua etti zaten. Peki efendim. Dua istiyorlar. Yine de edelim. Yine tabii. Edelim. Peki. Haftaya inşallah Cuma sohbetlerinde yeniden birlikte olacağız. Aynı saatte, aynı günde. Yine Kanal İle ekranlarında. Hepinize hayırlı cumalar diyoruz ve duayla kapatıyoruz. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Ya Erhamer Rahimin. İlim yolunda olan bu yavrularımıza zihin açıklıklarını lütfeyle. Amin. Ailelerine, milletimize, insanlığa hayırlı elemanlar olarak yetişmelerini lütfeyle. Amin. Yetişmelerinde yardımı olan analarına, babalarına, değerli öğretmenlerine sağlık, afiyet ve mutluluklar ihsan eyle. Amin. Bu yavruları insanlık için hayırlı elemanlar eyle. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Ya mücibe deavat, el açıp dua eden şu insanların vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluk, iş yerlerine başarı ve bereketler ihsane. Amin. Ya Rab, gönüllerimiz senin elinde. Sen malikül mülksün, malikül mülüksün, mukallibül kulubsun. Gönüllerimizi karşılıklı sevgi, saygı duygularıyla meşbu eyle. Amin. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Amin. Ezanımızı hakim, bayrağımızı daim eyle. Amin. Şehidimizin kanından rengini alan, bayrağımızın rengini soldurma. Amin. Ya Erhamer Rahimin, şu konuda da dua edilse de şu cemaat amin deseydi diye gönüllerinden geçiren kardeşlerimizin her türlü hayırlı muratlarına nail eyle ya Rab. Amin. Hayırların fethi, şerlerin defi, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için. El Fatiha. Allahümme salli ala Muhammed.